Efendim, soru arz edebilir miyim? Efendim, geçmiş zamanlardaki sohbetlerinizde karpuzu pişiren güneşten bahsettiniz. Yani sağına geçer, soluna geçer, onu pişirir. Dünkü sohbette de havuz sahibinin elinde ne var ki buz erisin dediniz. Buradaki iki farklılığı anlayamadım efendim. Yani nur ve nazar isabet eden de bir olgunlaşma olmaz mı efendim? Yoksa enaniyet meselesi farklı bir şey mi? Şimdi havuzun elinden ne var dediğin, o enaniyetini oraya bırakan adam eritmek kastı taşımazsa, şimdilik burada emaneten kalsın, lazım olunca ben bunu alırım. Eritmek kastı yok. Enaniyetini oraya bırakıyor, buzu oraya bırakıyor yani, fakat erittirmiyor. Kastı yok, öyle bir kastı yok, niyeti yok. Lazım oldu mu yine orada ne alıyor sapasağlam? İşini görüyor, kafa, göz ne yarılacaksa yapıyor, ondan sonra götürüyor. Ben yine diyor, bu havuzun malıyım, yine oraya koyuyor, yine eritmek niyeti yok. Öyle bir duruma havuz ne yapsın? Onu söyledim değil mi? Evet. Efendim şimdi ben yine burayı anlayamıyorum, kusura bakmayın, özür dilerim. Öyle bir güneş ki, niye onu eritmesin ki, onu eritir yani. Hiç kimsenin güneşi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in güneşinden daha parlak, daha kuvvetli, daha yaygın, daha tesirli olamaz. Öyle mi? Evet. Abdullah bin Selül bin Lüey 13 sene, 10 sene, 10 sene Medine-i Münevvere'de Efendimiz'in arkasında namaz kıldı. Reisül münafıkun. Münafıkların reisi. Öyle mi? Onun güneşi onu eritemedi yani. Niye? Teslimiyet yok, niyeti yok. Yani oraya teslim olmak niyetiyle gitmiyor. Şeytanlar gidiyor. Münafık. Hele ne yapıyorlar, ne diyorlar? Tecessüse gidiyor. Onun için ona hiçbir şey tesir etmez. Ona ancak cehennemin ateşi tesir eder. Şimdi de öyledir yani. Kabul ederek dinlemek şartı var orada. Kabul ederek dinleme şartı var orada. Yoksa hiç kimsenin kimseye nazarı bir fayda vermez. Hiçbir eserin, hiçbir mürşidin nazarı niyeti olmayana, teslimiyeti olmayana tesir etmez. Peygamberin tesir etmedi, kim öbürünü tesir etsin. Şimdi de aynıdır. Teslim olmak, teslimiyet, ittiba ve istifade arzusu ve niyetiyle bulunursa ona Allah'ın inayetiyle yani sohbetteki hazirun maneviyat ona gerekli şeyi verir. İlla o konuşanın, ders yapanın alakası yok. Bizim silsilemize bağlı zevat-ı kiramın burayla irtibatı var. Onlar bu sohbetten haberdardırlar. Ve gerekli şeyi verirler Allah'ın niyetiyle. Ama niyeti varsa, niyeti yoksa kim ne yapsın? Efendim çoğu zaman sualleri sohbette sual edin dediğinizin hikmeti de bu mudur yani? Hikmeti bu tabii ya. Ben neyim ki? Niye bana sual edersiniz? Yani bugün hoca hanım bana bir şey sordu. Odun gibiyim ben, ne diyeyim yani dedim, bilmiyorum. Bilmiyorum dedim yani. Akıl eder, suali derste gönderirse, eğer lüzum da varsa Cenab-ı Hak açar bir şey konuşur onu. Bunda ben tevazu göstermiyorum, tekebbür de etmiyorum, neyse bu yani. Dersteki tecelli ayrı oluyor. Şimdi biz bu Risale-i Nur'u, sen bu İhlas Risalesini
En aşağı 100 defa, 500 defa okumaz mısın? Okuma, dinleme. En aşağı. Ben de öyleyim. Havuzun bir olduğunu dün Cenab-ı Hak açtı. Halbuki yazıyor orada. Her zaman okuduğumuz şey işte. Havuz bir tane, iki tane değil. Şimdi burada şöyle çok mühim bir mesele çıkıyor ortaya. Havuz bir tane ise münferit yerlerde teveccüh toplamaya çalışanların orada böyle gölcükler meydana getirmeleri bir fayda temin etmez. Yani tasavvufta nasıl Şeyh Efendi'ye bağlı halifeler var. Öyle mi? Şimdi o halife oradan bağı koparıp burada kendi kendine bir merciiyet tasavvur etmeye başlarsa bağı koparır oradan, o irtibat kesilir. Bütün işlerinde öyledir. Yani şurada eğer şurası şahs-ı manevinin mümessileyle irtibatlı bir yer ise faraza yani bilmiyoruz. Neresi ise. Diyelim ki bura. Buraya teveccühleri toplayıp buradaki havuzda enaniyetleri temerküz edip eritmek teşebbüsünün yerine kendisi filanca yerde bir ufacık gölcük yapıyor kendi kendine. Burayla irtibatsız kendisi orada bir şeyler yapıyor, adam topluyor, bir şeyler yapıyor. Hem kendisi helake gider, hem çevresine topladıkları helake gider. Yani havuz bir tanedir. Bu sohbet-i şeriflerinde Sultan Feyzi Hazretleri bir üstadlık üstada mahsustur buyurdu. Bir üstadlık üstada mahsustur. Şimdi adam kendi kendine üstadlık işte üstad-ı sani, üstad-ı salih, üstad-ı rabi. Bu. Yanlış şeyler bunlar. Yani hiçbir şey Hüsrev Efendi'nin şerefine, yani şerefi dediğim hizmetteki şerefine, hizmetteki makamına, mertebesine bir şey ilave edemez. Ne üstad-ı sani ilave edebilir, ne üstad-ı salih ilave edebilir. Çevresinin lüzumsuzluğu, çevresinin filmi fırıldağı bu. Kendileri bir işler çevirecekler, ona onu uyduruyorlar. Üstad-ı sani. Üstadlık bir tanedir, o da üstad-ı mahsustur. Sanisi, manisi yoktur bu iş. Maneviyat yolları böyle iş kaldırmazlar. Havuz da bir tanedir. Şimdi şu anda da Nur Camiası'nda bir tane havuz var. Havuz bir tanedir. Orayı buldun, oraya enaniyetini attın, erittin, o havuzun kazancından istifaden olur. Yoksa olmaz. Küçük küçük gölcükler, küçük küçük havzalar meydana gelir. Güneş ürünü tevahür edilir, gider. Hepsi ayazda kalır. Herhalde birkaç derstir bunun üzerinde duruyoruz. Yani evet. Bu şirket-i maneviyeden kimler istifade edebilir? Evet. Şirket-i maneviyeden o havuzu bulup, havuza buzunu atıp, enaniyetini atıp eritmeye istifade edebilir. O havuzu gördüğü halde, bildiği halde veya tahmin ettiği halde kendi kendine bir şeyler, gölcükler, mölcükler meydana getirmeye çalışan olursa hem kendisine yazık eder, hem etrafına topladığı adamlara yazık eder. Havuz bir tanedir, üstad da bir tanedir. Üstadtan sonra gelecek zat da bir tanedir, iki tane değildir. Birisinin anladığı gibi öyle iman mehdisi, şeriat mehdisi, hakikat mehdisi falan diye bir şey yok. Mehdi bir tanedir, iki tane değil. Şimdi birisi o mektubat şeyde Kastamonu layıkasında hem şeriat için, hem hakikat için, hem içtimaiyet için birer mehdi lazımdır. Öyle bir tabir var.
Oradan işte şeriat mehdisi, iman mehdisi, hakikat mehdisi falan diye kendi kendine bu şeyler çıkarmış. Risale-i Nur'da bu muhkemdir. Alem-i İslam'da bu muhkemdir. Bu meselede ümmet ittifak etmiştir. Mehdi bir tanedir, iki tane değildir. Ondan evvel bazıları hizmetler görecekler. Zemin hazırlayacaklar. Ne diyor? İşte baharda gelir diyor. Güzel şeyler baharda çiçekler, baharda açar. Onun için biz ona hizmet, işte zemin hazır ediyoruz. Mehdi'ye de zemin hazır ediliyor. O hazır edilenlere Mehdi denmez yani. Kendi kendilerine hiç çıkarmamak lazım. Mehdi bir tanedir. Alemistan'da Mehdi bir tanedir. Süfyan bir tanedir. Deccal bir tanedir. Bunlar şahıstır. Şahsı manevi değildir bunlar. Bunlar şahıstır. İslam Süfyan'ı şahıstır. Mehdiyet hareketi Mehdi'yi çıkaracaktır, şahıstır. Ondan sonra Deccal şahıstır. İsa Aleyhisselam şahıstır. Bunların hepsi ahir zamanda zuhur edecek mühim zatlar. Hepsi şahıstır. Böyle şahs-ı manine falan. Şahs-ı manevi, niye şahs-ı manevi diyor? Şahıs dese gerek kendisi ola. Yani kendisinden başka o işe layık hiç kimse yok. Kendi kendini öyle görüyor. Gerek kendisi ola. Şimdi herkes dağıldıktan sonra evine çekildiği zaman, vicdanıyla baş başa kaldığı zaman bütün filmlerin fırdaklarını Allah diye biliyor, kendisi de biliyor. Diyor ki ulan ya bu Mehdi böyle mi olur yani? Bu kadar ucuzladı mı bu işler? O halde ne diyelim? Bunu kimseye bırakmayalım. Mehdi şahs-ı manevidir. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi yani şey, cemaat işte bizlerin şahs-ı manevisi neyse. Ne demek yani şahs-ı manevi ne demek? Ben tıraş olacağım, şahs-ı manevi. Tıraş olacağım. Kime söylüyorsun? Şahs-ı manevi. Ne demek şahs-ı manevi? İslam'da şahs-ı manevi diye bir şey var mı? Şahıs var, ona bağlı teşekkül eden bir şahs-ı manevi var. Öyle şey olur mu? İstişare, efendim oturup istişare edelim. Ne istişare ediyorsunuz? İstişarenin adabı, istişarenin bir başkanı olur. Hükmün sahibi olur. O adam istişare açar. Herkes fikrini söyler. O adam hiçbir istişareye bağlı değildir. Herkesin fikrini dinler. Bütün cemaatin düşündüğünün aksine bir iş yapabilir. Selahiyeti vardır. Ama cemaatin fikirleri de kendi hoşuna giderse, kendi fikri de o istikametteyse, onların dediğini yapar. Şimdi bunu bilmeyen adamlar bazı hareketleri değerlendiremiyorlar. Bazı hareketleri değerlendiremiyorlar. Onun için de kayıp gidiyorlar yani. Kayıp gidiyorlar. Evet, buyur.